Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar fin tableste radar menüsünde bizim belirlemiş olduğumuz kriterlere göre zomladığımız kriterlere göre şirketleri ayıklıyoruz. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde o şirketlere baktıktan sonra yatırım yapılıp yapılmayacağına karar veriyoruz. Geçenlerde de bununla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi gün içi sürekli böyle radarda çeşitli kriterlere göre sonuçlar ortaya çıkıyor. Hoşuma gidenleri sizinle paylaşmak istedim. Bugün de iki tane sonuç çıktı. İkisini de beğendim. Dedim bu iki tane radar sonucunu sizinle paylaşayım. Şimdi ona geçmeden önce arkadaşlar ee, şöyle şöyle FinTables'ın ana sayfasında baktığımızda arkadaşlar en sektörlerinin tasarruf finansman, finansal kiralama ve varlık yönetimi yine ambalaj ve haberleşme olduğunu. Enler dediğimiz hisseler ise arkadaşlar Türk Telekom, Kayse, Emlak Konut, Pet Giyim, Gübre fabrikaları. Şu Kayse sürekli dikkatimi çeker. Büyük ihtimalle bunun temel analizini yapacağım. Bir bakalım şimdiden bu şirket nasıl bir şey? Satışlar 4.6 dönen varlıklar duran varlıklar 21 milyar 22 milyar piyasa değeri ne kadar? Bakalım 26 milyar varlıklarıyla piyasa değeri açısından pahalı gibi gelmedi. Neyse arkadaşlar konumuza gelelim. Ancak bu şirketin temel analizini büyük ihtimalle yapacağım. Şimdi radara geldiğimizde arkadaşlar şurada kaydettim sonuçlar var. İlk sonucumuz arkadaşlar Doğaş ile Ulufa. Şimdi bu şirketi bakın size göstereyim. Hangi filtrelemelere göre, hangi kriterlere göre bu iki şirket çıkmış. Temel mantığında arkadaşlar dedim ki öyle şirketler karşıma çıksın ki FK ile piyasa deri, defter deri çok önemli değil. Ancak firma deri bülü satışlar açısından pahalı olmasın. 2. Firma deri bülü favuk açısından da yine pahalı olmasın. Üçüncüsü de arkadaşlar eğer şirketin favuku ise o zaman net kar marjları da iyi olsun. Neden? Çünkü favuk ise ve net kar marjları da iyiyse Şirketin finansal yükü fazla değil. E, yorumu da yapılabilir. En azından ben biraz öyle bakıyorum ki öyledir. Onun dışında herhangi başka bir kriter girmedim. Bu kriterlere göre e, 543 tane şirketin içinde sadece arkadaşlar iki tanesi karşıma çıktı. FK ve piyasa deri bölü defter değil de firma deri bölü satış firma deri bölü favuk. Esas alanından kar elde etsin. Firma deri açısından çok pahalı olmasın. Yani 0 ile 3 arasında olsun dedim. Bu çok pahalı değil bana göre. Firma deri bir satış arası, e, satış açısından da 0 ile 3 arasında olsun. Ve bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Bakalım e, ayrıntılı bir şekilde şirketlerimizde ne gibi sonuçlar e, meydana gelmiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Doğaş'ın piyasa değeri 55 milyar FK3 FK açısından ucuz o zaman. Piyasa değeri bilir defter değeri 2 bu açıdan da ucuz. Firma değeri bilir satışlar açısından da yine satışları e, firma değerinin iki katına denk geliyor bu. Bu açıdan da ucuz. Firma değeri bilir 2.75 bu da pahalı değil. Bana göre ucuz sayılır. Net kar marjı da 18.4. Net kar marjı da iyi. Bütün bu çarpmalar açısında şirket ucuz görünüyor. Şimdi bir özet raporuna da bakalım arkadaşlar. Ekrana gelsin. Özet raporda baktığımızda dikkat edin arkadaşlar. Satışlar, favok, net kar marjları sürekli yukarı doğru dört dörtlük bir tabloyla karşı karşıyayız. Satışları 82.6 milyarmış. Yani 9 ay içerisinde. Demek ki aylık şey 3 ayda bir kabaca 75 şey 25 milyar bir ciro yapıyor. Yıllıkta da 110 milyara denk geliyor. Peki şirketin piyasa değeri kaç arkadaşlar? 55 milyar. Demek ki satışlar ve piyasa değeri açısından bu şirket ucuz. Üst kaynakları baya güçlü. FK, firma değeri bölü favuk, piyasa değeri bölü defter değeri bu açıdan da ucuz. Net borç bölü favuk eksidir. Şirket nette borçlu sayılıyor. Bu da çok iyi. Dönem varlıkları 30, 15 daha 45 milyar varlıkları var şirketin piyasa değeri 55 bu açıdan da pahalı değil bu şirket ucuz bu net karnesine de bakalım arkadaşlar nerede karnesi şura yukarı getireyim evet şirketin karnesi evet borç sıkıntı yok büyümede sıkıntı yok karlık biraz düşmüş otomotiv sektörü bu son dönemde negatif ayrışıyor. İşte faiz ortamından dolayı karlıkların, ciroların düşeceği yatırımcılar düşünüyor. Ancak gelen veriler çok da aslında sıkıntı olmadığını bize gösteriyor. Bu kağıt ucuz arkadaşlar. Temettü şirketidir. Orta uzun vade tutulabilecek kağıtlardan biridir bana göre. Şimdi arkadaşlar bu şirket madem ki çarpanları açısından ucuz. Bir de şirketin bir rakip analizine de bakalım. Karnesinde de sıkıntı yoktu. Rakip analizine bakalım arkadaşlar. Yani bu şirket ucuz ama belki sürekli de e, sürekli bu fiyatlarla yani bu çarpanlarla fiyatlanıyordur. Örneğin Sahol sürekli ucuzdur. E, oraya da dikkat etmek lazım. Şimdi piyasa açısından kendi sektörü açısından pahalı mı ucuz mu ona bir bakalım. Ondan sonra kendi çarpanlarına bakacağız. Pardon şöyle bir yukarı kaldırayım. Evet. Şöyle FK arkadaşlar. Sektörün 8. Piyasa deri bölü defter deri 6. Firma deri bölü Favuk 8 diyebiliriz kabaca. Peki doğaşı kaçmış arkadaşlar? 3, 2, 2.75 Sektörüne göre de ucuz kalmış. Peki kendi çarpanları açısında bu şirket nasıl fiyatlanıyor? Acaba genel olarak hangi çarpanlarla fiyatlanıyor bir bu şirketimiz? Bunu da görürsek zaten genel olarak ucuz olduğu için başka bir şeye bakmaya da gerek yok açıkçası. Şöyle imlecimizi getirelim. Son 3-4 yolu alalım. Arkadaşlar şirketin güncel FK'sı 3. Piyasa deri defter deri 2. Firma deri bölü 2.75. Bunların hepsi de bana göre ucuz çarpanlardır. Peki şirket ortalama hangi çarpanlarla fiyatlanmış? Piyasa deri bölü defter deri olarak 2 firma değeri bölü fabrik olarak 4.5. Bu açıdan da baktığımızda aslında şirket e değerinin bir tık altında fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani kendi çarpanları açısından. Ancak FK'sı ortalama 90 diyor. Onu kayda almayalım. Bu çok şey değil. Şirket pahalı değil. Net bunu gördük. Merak ettim arkadaşlar. Bakalım bu ile Frotto hangi durumda? Şu karşılaştırma kısmında İkisini bir karşılaştıralım ondan sonra bitireceğim. Froto dedik. Froto ekrana gelsin. Öyle doğaş arasında evet ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Arkadaşlar doğaş Froto'ya göre demek ki baya ucuz. Arkadaşlar ben yıllardır Froto'yu taşıyorum. Taşımaya da devam edeceğim. Burada doğaş Froto'ya göre çarpan açısından daha ucuz görünüyor. Ancak bu Froto'nun pahalı olduğu anlamına gelmez. Doğaş, Froto'ya göre daha ucuzdur. Ancak Froto bana göre şu an pahalı değildir. Birçok aracı kurumunda yıl sonu hedefleri 1200-1300 TL civarıdır. Takaslara da bakalım. Otomotiv sektörü piyasa tarafından satılır genelde. Şu yabancı takasa bakalım. Evet yabancı takas iyi değil. Son 4 aydır sürekli satmışlar. Bence olan oldu. Bundan sonra faizler düşecekse de otomotiv sektörü tekrardan eski günlerine gelecek gibi geliyor bana. Fazla uzamasın diye hemen geçiyorum. Ulufa'ya geçelim arkadaşlar. Ulufa firma deri bölü fabrik ve piyasa deri bölü firma deri bölü satışları açısından zaten ucuzdu. Buradan baktığımızda şirketin son iki çeyrekte özellikle faaliyet gelirleri net faaliyet karı yine çeyreklik net karların son çeyreklerde ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Zaten faizlerin yüksek olduğu ortamda bu faktörün sektörü ciddi anlamda rağbet gördü. işleri yolunda piyasada bunu dördüncü çeyrekte de büyük ihtimal yine sonuçlar iyi gelecek. Ancak onda sürekli sonraki süreçte eğer faizler düşecekse bu sektör gündemden düşebilir. Ancak e, bilançoya göre taşımak isteyenler de mantıklı olabilir. Ben böyle finans sektöründeki kağıtları pek sevmiyorum. Benim için e, bir şeyler üretecek. Bir ürün meydana getirecek. Sanayi olacak. Özellikle orta uzun vade tutacaksan kısa vadeli e, pozisyonlarda tabii ki al sat yapıyoruz. Kar ediyoruz veya zarar ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda şirketin varlıkları 400 milyar arkadaşlar. E, ancak bu şirketin duran varlığı yoktur. Paradan para kazanıyor. Bakın öz kaynakları %15. Bunu işte borçlu bir şirkete batar gözüyle bence bakmamak lazım. Sonuçta bunlar ticari alacakları tahsis ederler. Vadesi gelmeden çekleri kırarlar. Buradan faizden para kazanırlar. Dolayısıyla burada işte çok borçludur mantığıyla bence bakmamak lazım. Ancak dediğim gibi bilanço için alınırsa mantıklı olabilir. Ancak dikkat etmek de lazım. Uzun süredir piyasa bunları satın alıyor. Piyasa değeri 1.3. Pahalı değil zaten çok çarpanı gördük. Pahalı değil ancak dediğim gibi orta uzun vadede bu tür şirketleri ben taşımam. Şimdi şirketi bir rakip analiziyle karşılaştıralım. Ondan sonra kendi çarpanları açısından bakalım. O şekilde videoyu bitirelim. Sektörün ağırlıklı ortalama FK'sı 7. Piyasa değeri bölü defterleri 3.6. Peki Ulu kaçmış arkadaşlar? Onu bakalım. 3.5 ile 2. Sektörüne göre ucuz kalıyor. Kendi çarpanları açısından da ucuzlu. Yine piyasa çarpanları açısından bakalım bu şirket genel olarak nasıl fiyatlanıyor. Arkadaşlar şu imleç sürekli sıkıntı yapıyor. Onu bir ileriye getireyim. Evet. Son 3 Evet. 2000 Kaça getirdik? Tamam. Şu kadar yeter. Kaça getirdik arkadaşlar? Evet şirketin böyle belli bir e, dönemin kendi çarpanları baktığımızda arkadaşlar gürce, e, güncel olarak FK 3.45 piyasa değeri bölü defter değeri 2 e, ortalama bu şirket hangi çarpanlarla fiyat tarafı e, piyasa tarafından satın alınmış 14 FK ile 2 piyasa değeri bölü defter değeri açısından fiyatlanmış dolayısıyla e, kendi çarpanları açısından da bu kağıt ucuz fiyatlanıyor diyebiliriz hem kendi çarpanları açısından hem kendi rakipleri açısından ucuz görünüyor. Kağıt ucuzdur dediğim gibi arkadaşlar. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunları dedikten sonra arkadaşlar bizim birinci radar sonuçları bitti. Şimdi de ikinci radar sonuçlarına geçiyorum. İkinci radar sonuçları da arkadaşlar şurada evet. Bunu yazmışım. Gün içi yüzlerce böyle tarama giriyorum. Hoşuma giden taramalar olduğunda böylesini de paylaşmaya devam edeceğim. Ee, İkinci tarama sonuçlarında ALKA, BOSA, tür ve PANELSAN karşıma çıktı. Şu hangi verileri girsem hangi kriterlere göre girsem bu PLTÜR sürekli karşıma çıkıyor. Açıkçası anlamadım. Demek ki ucuz bu kağıt. Bunun zaten temel analizini yapmıştım arkadaşlar. Albayrak ailesine aittir. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteriyor PLTÜR. Çok pahalı değil. Gider mi gitmez mi? Onu bilemem. Yeni halka arz olan şirketlerden biridir. Yani bir yıldan fazla oldu ama kağıt çıkmamış açıkçası. Peki bu ikinci radar sonuçları hangi kriterlere göre getirdim? Arkadaşlar burada temel mantık dedim ki bu şirketlerin fili dolaşımı az olsun. Piyasa değeri düşük olsun yani küçük bir şirket olsun. Yine firma değeri bölü satışlarla firma değeri bölü favok açısından ucuz olsun. Eğer bu şirketler küçükse arkadaşlar net kar marjları iyi olsun. Favok marjları iyi olsun. Bir de arkadaşlar borçluluk tarafında kaldıraç oranı da 1.20'nin üzerinde olsun. Küçük bir şirket olduğu için kısa vadeli borç ödemelerinde sıkıntı yaşamasın. Genel olarak o şekilde sonuçları girdimde de kaçma işte dediğim gibi bu 4 kağıt çıktı. Firma deri satış açısından, firma deribülü bölü açısından ucuz olsun. Net kar marjı ve fabrik marjları iyi olsun. Cari oranı çok düşük olmasın. Kısa vadeli borçlarında sıkıntı yaşamasın dedik. Küçük şirket olsun dedik. İlk akl, e, ekrana Alka çıkmış. Ona bakalım. Bu Alka Kimya veya Alka Kağıt güzel bir kağıttır. Ancak bunların patronu, aile bireyleri tıpkı zorlu grubunda olduğu gibi zırt pırt kağıt satıyorlar. O açıdan ben bu kağıtları çok alıp sattığımı hatırlamıyorum. Güzel bir şirket. Bir bakalım çarpanlar açısından pahalı mı, ucuz mu? Dönem varlıkları arkadaşlar kabaca 1-200 Piyasa değeri kaç? 5 milyar. Yani varlıklarıyla piyasa değeri açısından pahalı görünüyor. Satışlar 1.400. Yani 3 ayda bir bu şirket 400, 450 milyon ciro yapıyor. Hadi diyelim 4 çeyrekte bir şirket 1.800 yapsın. Yine bu açıdan da pahalı geliyor. FK 14. Firma değeri bölü Favuk 14. Piyasa değeri bölü defter değeri 6. Burada firma değeri bölü Favuk açısından da bana göre pahalıdır. Ancak borçsuz bir şirket e şirket bana biraz pahalı geldi açıkçası. Biraz daha bir rakip analizine göre bakalım şirket pahalı mı ucuz mu? Kendi sektörünün ortalaması 11.6 FK, firma değeri Favok açısından 3.4, firma değeri Favok'ta 15. Ya yani piyasa değeri bölü defterleri 3.4, firma değeri Favok'ta 15. Peki şirketimizin çarpanları ne? 13 5.6 14.16 kendi piyasasındaki şirketlere göre kendi sektörüne göre bit yine burada pahalı görünüyor. Peki piyasa bu şirketi aşağı yukarı hangi çarpanlarla fiyatlamış? Ona da bir bakalım. Şu piyasa çarpanlarını getireyim arkadaşlar. Evet şu imleç illa da aşağı getirmem lazım. Getirmeyince hareket ediyor. Sonra bir yukarı kaldırıyorum. Duruyor. Geldim şöyle 2019-2020'ler olsun 3-4 yıllık süreç olsun yeterlidir. Son 3-4 yılda bu e, şirketimiz ortalama 9.5 FK'yla piyasa deri bölü defter deri 4.5 firma deri bölü fabrik olarak 8.6 ile fiyatlanmış ortalama. Ancak güncel olarak FK 14 piyasa deri bölü defteri 5.6 firma deri bölü fabrik 14 e, Evet piyasa tarafından fiyatlanan çarpanlarına göre de kağıt biraz pahalı fiyatlanıyor. Dediğim gibi bu kağıt e, aslında güzel bir kağıt ancak işte patronların sürekli burada mal satması durumu beni kağıttan uzaklaştırdı açıkçası. Ben bunu hemen ellerim onu söyleyeyim size arkadaşlar. Diğer şeylere bakmaya gerek yok. Şimdi borsaya geçiyorum. Arkadaşlar uzun bir süredir bu kağıdı takip ediyorum. Hiç pozisyon açmadım. Bu kağıt hiç çıkmadı. E, tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin borç yükü biraz var. Ancak yönetilmeyecek durumda değil. E, uzun bir süredir tekstil sektöründe sıkıntı var. Bana göre en kötüsü geride kalmış olabilir. Onun için e, bu kağıdı bence yakın takvime almakta fayda var. E, dikkat edin burada fabuk yüksek. Çeyrekli net karlar düşük gelmiş biraz. E, i̇şte bu oradandır. Biraz finansal e, borç tarafı var. Onun sebebi de aslında 45 milyon dolarlık bir geri dönüşüm tesisi yapacaklar. Yani tekstil ürünlerinin, kumaşların, işte e, pantolonları vesaire tekrardan üretime katmak için böyle bir yatırımlar olmuş. O oradan gelebilir. Ancak bence bu şirketin bakın satışları favu iyidir. Bu şirket uzun bir süredir çıkmamış. Takibi almakta fayda var. Önümüzdeki süreçte tekstil süreci e, tekstil sektörü biraz düzelirse bu kat büyük ihtimalle girecektir. Onu söyleyeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki arkadaşlar. Ancak dikkat, dikkat çekmek isterim Bilin dedim. Rakip analizine bir bakalım arkadaşlar. Sektörün ortalaması FK anlamında 15. Piyasa deri defter deri açısından 3.4. Firma deri bölü fabrik açısından 14. Peki kendisi hangi çarpanlardadır şu an? Onu hemen göstereceğim. Borsa buralarda bir yerde. 6, 2.5, 15.5 bu neydi? 15, 3,5, 14. Kendi sektörüne göre bir tık ucuz fiyatlanıyor diyebiliriz. Peki kendi çarpanları açısından nasıl fiyatlanıyor? Ona da bir bakalım. Ee, evet piyasa çarpanlarını Evet arkadaşlar şirketin piyasa çarpanlarını açtık. Bakalım bu şirket piyasa tarafından genel olarak hangi çarpanlarla fiyatlanıyor? Şu imlecimizi çektik getirdik. 2000 e, kaça getirmişiz? 2018'e Birçoktur. 2020'ye kadar getirelim. Evet ondan sonra bir bakalım şirket genel olarak hangi çarpanlarla fiyatlanmış son 3-4 yıl içerisinde. Güncel FK 6.5 piyasa değeri bölü defterde 2.6 firma değeri bölü favok 15. şey 15.15 15. ortalama ise bu şirket piyasa tarafından 23 FK 4 piyasa değeri defter deri 12.17 firma deri bölü Favok'la fiyatlanmış. Ee, kendi çarpanları açısından da şirket aslında ucuz fiyatlanıyor. Dediğim gibi bu kağıdı yakın takipte tutmakta fayda var. Şirketin borç tarafına bakalım. 6 kriterin 3'ünü sağlıyor. Yönetilebilir bir borçtur. Ana sayfasında da baktım arkadaşlar. Yatırımı vardı. Dediğim gibi o yatırımdan dolayı bu borç tarafı biraz olabilir. Büyüme fena değil. Karlık daha iyi olabilirdi. Şirketin geri alımı da galiba vardı. Evet şirketin geri alım programı var. Az bir şey almışlar. 355 bin lot kalaca. Alışların ortalaması da 9.84'müş. Kaç şu an kendi maliyetlerinde zaten 10 TL kabaca. demek ki bu kağıt pahalı değil. Bence yakın takipte tutmakta fayda var. Ne yaptık? Alkayı eledik. Doğaç iyi dedik. Ulufa e, bilanço bazlı alınabilir. Ancak dediğim gibi o sektör çok satın alındı. Dikkat etmekte fayda var. E, Borsa bence fena değil. Yakın takipte tutacağım. Peletur arkadaşlar bu şirketi tanıyorum. Bunun temel analizini de yaptım. Şirket pahalı değil. E, yine de sizin için bir göstereyim. Bir, bir buçuk yıldır halka arz olmuş. E, ve çıkmamış da bu kat. Operasyon çekerlerse götürebilirler. Satışlar, favok ve çeyrekli net karlar fena değil. Borç tarafı hatta şöyle doğrudan bir karnesine de bakalım. Onu da göstereyim size. Büyüme iyi. Karlık biraz düşük. Borçluk oranı da altı kriterin 4'ünü yerine. Yani borç tarafı sıkıntı değil. Bunu da rakip analizine bir bakalım arkadaşlar. Sektörün ortalaması 8.27. Piyasa deri, bölü defter deri 6. Firma değeri bölü ise 8'dir. E, şirketimiz neydi arkadaşlar? Şirketimiz ne? bir görelim. 8 2.36 7.40 kendi sektörüne göre de e, aslında hemen hemen ucuz sayılıyor. Yani bir tık aşağıda diyebiliyoruz. Bu kağıt da, buralarda alan bence mağdur olmaz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yeni iş ilişkileri var mı? Onu bir göstereyim. Son dönemlerde ciddi anlamda iş aldılar arkadaşlar. 633 milyonluk iş aldılar. Hatta bununla ilgili bir videoda paylaşmıştım. TL bazlı çalışıyorlar. Eğer TL değerlenecekse bu kadar gider. Net. Onu söyleyeyim. Takip etmekte fayda var. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yalnız pahalı da değil. Onu biliyorum. Bir de Panelsan. Panelsan çok güzel bir şirket. Bunu da temel analizini yapmıştım arkadaşlar. bu şirket bende var. Açıkça söyleyeyim. Uzun süredir bende var. Hala bana göre pahalı değil. Ancak bu kağıt 64'lere gelirse bence affetmemek lazım. Son dönemlerde ciddi bir atak yaptı. 55-56'lardan 74, 73-74 TL'lere çıktı. Şu an 70'in üzerinde tutulmaya çalışıyor. Bu şirketin ciddi hatırımları var. Bir de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması sürecinde arkadaşlar orada ciddi anlamda pay alacak şirketlerden biridir. Örneğin Kimpur öyle düşünebiliriz. Örneğin Sinika bana göre öyle düşünebiliriz. Yani deprem bölgesinin ayağa kaldırılması sürecinde bazı şirketler orada ciddi anlamda işler alacaklar. Zaten bu şirketin bilançolarını ayrıntılı bakmıştım Taşıdığım için yakın takipte tutuyorum bilançoları hep iyi geldi. Gelmeye devam edecek arkadaşlar. Geldik. Şimdi ne diyeceğiz? Bana göre arkadaşlar eğer bütün sonuçlar bir özet olarak sunsam Platform Turizm Bosa ve Doğaş'ı kesinlikle takibi alırım. Panelsan zaten bende var. Bunlar yatırımcı tavsiyesi değil. Panelsan'da bence takibi alın arkadaşlar. Sert düşüşlerde bu kağıt 60'lara gelirse bence affetmeyin Tabii ki tekrardan söylüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil Alkay elerim. ulu fayda elerim ancak panel san PL turbosa ve doğaş bana göre şu an çarpanlarla hem ucuzdurlar hem güzel şirkettirler Bunlar yatırım tavsiyesi değil İkide bir söylüyorum yanlış anlaşılmasın diye bunları tekrar ediyorum arkadaşlar şimdi zamanımız kaç 25 dakika oldu baya oldu şöyle bir grafiklerine de bakalım. Hızlı hızlı bir şekilde bu Doğaş'ın arkadaşlar günlük grafidir. Günlükte çok güzel bir grafik var. E, 247 ve 246'lar alım bölgesi olabilir. Ancak oranın altında kapanışlar gelirse de günlük grafikte 225'e kadar yolu var. E, bu kadar ucuz olan bir kadın oralara geleceğini düşünmüyorum. Yakın vade bir saatliğe de bir bakalım. Hızlı hızlı ondan sonra bitirelim. Saatlikte baktığımızda grafik güzel değil arkadaşlar. 250'lere kadar yol var. Benzerdir. Burada her sayıda aşağı doğru kırmış. 247, 249 endeks düşerse oralara büyük ihtimalle gelebilir. Ancak dediğim gibi ucuz bir kağıttır. Onun dışında arkadaşlar e, bir bakalım. Bosa. Bosa. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bosa. Bu kağıt e, çıkmadı arkadaşlar. Bir haftalık yapayım. Umarım yanılmıyorum. Evet. Haftalıkta grafik güzel arkadaşlar. Net söyleyeyim. Ee, beni biraz heyecanlandırdı. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Ee, pardon. Şurada günlüğü açalım. Günlük grafiği de gelsin. Haftalıkta güzel. Günlükte de güzel. Ortalamaların üzerinde. <laughs> bir de son şeye getirelim. Ee, saatliğe de bir bakalım arkadaşlar. Kapatayım. Evet saatlikte 9.900'lere veya 9.77'lere hatta 9.66'lara kadar sarkma ihtimali var. Ancak bu kat haftalıkta baktığımızda zaten buraların dip olduğunu görüyoruz. Başka hangisi olabilir? Fazla uzamasın diye acele ediyorum. Panelsan. Panelsan bir son dönemde çıkış yapmıştı. Onun için dikkat edin. Buralarda pozisyon açanlar kısa vade için biraz sıkıntı yaşayabilir. Endeks düşerse son kapanışta ciddi. Bu haftalı grafiktir. Görüyor musun arkadaşlar? Uzun bir mum bırakmış. Ciddi bir atak yaptı. 58'lerden 57'lerden 73-74'lere kadar çıktı. Onun için dikkat edin. Hacim çok güzel. Burası da iyi amca. Dediğim gibi dikkat edin. Ben bu kağıdı eğer alacaksam bir daha dediğim gibi 63-64'lere gelirse alımlar mı yaparım yoksa kısa vade için söylüyorum. Uzun vade beğeniyorsanız alırsınız. o ayrı. Bir baktınız şu 64 65'lere onaya geldi. Ondan sonra şu buna benzer bir trend de oluşturdu. Ancak dediğim gibi kısa vadeli alıp satanlar için bence dikkat edin. Şimdilik bulaşmayın. 64'e gelirse isteyen alabilir. Mantıyla bence bakmak lazım. Tabi bu haftalıktır. Hatta bunu daha yakın tarihe getirelim. Saatliğe getireyim. Evet saatlikte 71.74'lerin üzerinde tutunursa saatlikte de fena değil ancak dediğim gibi dikkat edin. Kısa vadeli düşünenler için bence dikkat etmeleri gerekir arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra Bosa'ya baktık. Panel sana baktık. Doğaş'a baktık. Kim kaldı? PL Türk kaldı. PL Tür. O da geçenlerde bir şey Cuma günü galiba bir atak yaptı. Bakalım grafik olarak nasıl olmuş. Bu saatlik grafidir. Zaten buradan bir atak yapmış. Nereden? 13'lerden gelmiş. 16.5'lara. Bu da kısa vade iyi bir marj vermiş. Kısa vadede düşünenler bence dikkat etsin arkadaşlar. Hadi bir 4 saatliğe de bakalım. 4 saatliği de beğenmedim arkadaşlar. 15.500'lere ilk alım yeridir kısa vade için. Ee şöyle pardon. Yeni Haka şirketlerden biridir. Şöyle günlüğü açalım arkadaşlar. Günlükte bakalım ne oluyor. Şu saatliği kapattığımızda evet günlük grafiğine bakalım. Günlükte de arkadaşlar ortalamalardan uzaklaşmış. 16.400'dür. Şurası neresidir? 15.500'lere gelirse pozisyon açılabilir. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Videomuz yarım saat sürdü. Biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Sağlıcakla kalın.